Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çocuklarınızı güvende tutmak için güzel bir yazılımdan bahsedeceğim sizlere. Aiz yazılımı. Aiz'in hem yazılımı web sitesi var hem de uygulaması bulunuyor. İsterseniz uygulamadan sınırlı seçeneklerle kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de web sitesinden tam erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu sınırlı erişim dediğimde uygulamanın içerisinde 4-5 tane özellik varken web sitesi üzerinde 15-20'den fazla özellik bulunuyor. Şimdi Aiz'in web sitesine giriş sağlıyorsunuz ve çocuğunuzun telefonuna APK dosyasını indiriyorsunuz ve kuruluma başlıyorsunuz. Kurulum birazcık zaman alabiliyor. Kurulumun içerisinde içerisinde sizlerden birçok izin istiyor. Burada sorumluluklar size aittir. Onu baştan söyleyeyim. Ayrıca bu tarz yazılımları farklı amaçlarla kullanmak da suçtur. Bunu bilgilendirme amaçlı en başında söylemek istiyorum. Aizen'in web sitesine giriş sağladıktan sonra üye oluyorsunuz ve üye olduktan sonra size kurulumla ilgili tüm bilgileri hem videolu bir şekilde hem de yazılı bir şekilde anlatıyor ve kurulumu tamamlıyorsunuz. Kurulumu tamamladıktan sonra isterseniz telefonunuzdan, isterseniz tabletinizden, isterseniz bilgisayarınızdan web sitesine giriş sağlıyorsunuz ve e çocuğunuz neler yapmış? Hepsini kontrol edebiliyorsunuz. Bunlardan birkaç örnek verecek olursam, Instagram yazışması, WhatsApp yazışması, girdiği web siteler kullandığı uygulamalar, anlık olarak konumunu görme, nerede olduğunu vesaire görebiliyorsunuz. İlerleyen dakikalarda uygulamayı bir tık anlatayım sizlere. Canlı olarak kendi tabletime kurdum ve nasıl olduğunu da göstereceğim. Neler yapabildiğinizi de hepsini göstermeye çalışacağım. Anlık konum görme ya da bir konum belirliyorsunuz bir çevre ve o çevreden çıkmasını istemiyorsunuz. Diyelim ki Kadıköy'de oturuyorsunuz ve Kadıköy bölgesini 3 kilometreyi seçtiniz. Bu 3 kilometreden dışarı çıktığında çocuğunuz size anlık olarak bildirim geliyor ve dışarıya çıktı hani müdahale et gibi uygulamaları da bulunuyor. Gerçekten güzel. Diyelim ki YouTube'da ve TikTok'ta vakit geçiriyor. Herhangi bir oyun olabilir, uygulama olabilir hiç fark etmez. Siz direkt giriş sağlayıp engelle diyorsunuz ve engelleyip Artık daha uygulamaya erişimini kaldırabiliyorsunuz. Yani artık bu uygulamaya giremiyor. Bu video birazcık uzun olacak çünkü detaylı bir video olduğu için hemen sizlere uygulamanın nasıl kullanıldığını göstereyim. Giriş yaptık ve gelecek menü karşımıza bu şekilde. Burada telefonun hücreseli kapalı olduğunu, Burada Wi-Fi'nin açık olduğunu ve şarjının ne kadar kaldığını gösteriyor ve burada da anlık konumunu gösteriyor. Tabii ben bu konumu şu anda değiştirdim ama e, şu anda nerede olduğunu direkt buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Şu soldaki 3 çizgiye tıklayarak buradan tüm menüye ulaşabiliyorsunuz. Bakın burada anahtar kaydedici bulunuyor. Burada telefonunda ne yazarsa yazsın sizlere geliyor. Ve ben burada Discord'da bir yazışma yaptım. Onun mesajları geldi ve burada bir telefon tuşlaması yaptım. Bakın onun da mesajları direkt buraya geldi. Burası ne yazarsa telefonunuza geliyor. Şimdi burada da ekran kaydedicisi bölümü bulunuyor. Bende şu an WhatsApp ve Instagram kayıtlı olmadığı için gözükmüyor ama burada direkt Instagram, işte WhatsApp gibi konuşmaların ekran kaydını alıp buraya kaydediyor ve sizin görmenizi sağlıyor. Burada ben şimdi burayı Türkçeye çevirdim. Burada metin raporları dediği SMS, e-posta bak mesela e-postaya tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bir gelen e-postayı burada görüntüleyebiliyorum. Bir tane kabar çünkü şu anda telefonumda ve burada direkt e-posta çıkıyor. Diğer tarafta burada ne haber dediği WhatsApp aslında Türkçe'ye çevirince birazcık saçmalayabiliyor. Direkt ben bunu kendim Türkçe'ye çevirdim bu arada. WhatsApp kurulu olmadığı için gözükmüyor. Instagram mesaj, Facebook mesaj, Snapchat, Telegram bunların hepsini buradan Görüntüleyebiliyorsunuz rahatlıkla. Tabi bu isimler bak şöyle yapalım hatta. Ben bunu bir normale çevireyim tekrardan size daha net gözükecektir. Bak şu anda İngilizce dinle tekrar çevirdim ve görmüş olduğunuz gibi Skype, Line, Telegram gibi bir sürü uygulama bulunuyor. Burada rehber var. Rehberinizde kaç kişi ekliyse ben buraya fake'ten iki tane numara ekledim. Fake demeyelim aslında ama iki tane sallamasyon numara ekledim ve sizler görün diye tüm rehberine ulaşabiliyorsunuz. Telefon aramaları çıkıyor eğer ki arama yaptıysa ki yapıyordur ben de tablet olduğu için arama yapmadım o yüzden gözükmüyor. Ayrıca burada GPS konumlarını görebiliyorsunuz. GPS'e tıkladığımızda da böyle görmüş olduğunuz gibi anlık konumunu görebiliyorsunuz. Ben şu anda gene konumu değiştirdim ama anlık neredeyse güncellenip size gösteriyor. Şimdi bu kısımda da Wi-Fi ağları bulunuyor. Burada hangi ağ bağlıysa görebiliyorsunuz. Onu da işte dediğim gibi hangi ağda bağlı olduğunu mesela diyelim ki dışarıda bir ağ bağlı tanıdığınız bir yer veya değil görebilirsiniz. Etkinliklerde de bir etkinlik kaydı oluşturduğunda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde çıkıyor. Onu da buradan görebiliyorsunuz ve en güzel özellik fotoğraflar. Galerideki fotoğrafları görebiliyorsunuz. Bakın ben şu anda bu fotoğrafımı, bu fotoğrafımı sizlere gösteriyorum. Hemen şuradan kapatayım, diğerini açayım. Mesela bakın bunu çekmiştim. Hatta şöyle hoparlörümü çekmiştim onu gösteriyorum. Buradan da bunları görebiliyorsunuz ve bir özellik daha var o da videolar. Videolarda da bakın mesela sesli bir şekilde buradan izleyebiliyorsunuz çekmiş olduğu videoları. Hemen sesi kısalım şöyle ve büyütelim. Bakın burada telefonunda olan videoları da görüntüleyebiliyorsunuz. Hemen şuradan çıkalım tekrar. Diğerlerine bakalım. Yüklü uygulamaları da buradan görüntüleyebilirsiniz. Bakın mesela ben de şu anda Netflix yüklü, bu tabletimde YouTube yüklü, oyun vesaire yüklü buradan görebiliyorum. Burada da yüklü uygulamalar var. Mesela sevmediğiniz bu uygulamayı direkt silebilirsiniz. Tarayıcı geçmişine baktığımızda ise Burada hangi sitelere giriş yaptığını görebilirsiniz. Burada tüm sitelerin linki çıkıyor. Bunları tabi buradan engelleyemiyorsunuz ama engelleme yeri de bulunuyor. Burada web siteleri engelle bölümü var. İşte buraya girmiş olduğunuz web sitesini engelleyebiliyorsunuz. Mesela www.google.com işte google .com dediğinizde direkt buradan engelle dediğinizde daha doğrusu blok web sitesi direkt oraya engelliyor. Ben şu an yanlış yanlış yazdım tabii ki de. Ama girmesini istemediğiniz siteleri engelleyebiliyorsunuz. Burada Wi-Fi engelle bölümü de var. Ben şu anda Wi-Fi'yi engellemeyeceğim çünkü benim hani Wi-Fi bilgilerim gözükmesini istemiyorum ama Wi-Fi'yi de engelleyebiliyorsunuz. Uygulama engelleme bölümünde de telefonunuzda yüklü olan uygulamaları buradan rahatlıkla engelleyebiliyorsunuz. Bak yanlarında engelle butonu var. Artık engellemek istediğinizi engellersiniz. Aşağıya iniyoruz ve burada Evet iki tane daha yer kaldı. Coğrafya çevreleme. Burada ben zaten bunu yapmıştım. Bak görmüş olduğun gibi şöyle bir alan. Videonun başında söyledim. Dedim ki bu alandan çıktığında beni direkt bilgilendir. Burayı işte buradan Nivizon diyorsun. Bunu Türkçe yapabilirsin. Buradan kilometreyi seçiyorsun. Yani ne kadar metre daha doğrusu. Şöyle bir yere tıklıyorsun. Zaten bu sizin anlık konumunuzu gösterecek. Ben şu an farklı bir yeri seçtim ama. Buradan alanını seçiyorsun ve buraya bir isim veriyorsun. Sonrasında kaydet diyorsun. Bu kadar ve o alandan çıkınca seni direkt bilgilendiriyor. Burada bir de anahtar kelime takibi var. Anahtar kelime takibinde de burada bir şey yazdığınızda buraya mesela dediniz ki bir küfür diyelim ya da bir cümle. Bu cümleyi kullandığında beni bilgilendir. Buraya o cümleyi giriyorsunuz ve o eğer bir yazışmada, bir internet sitesinde o cümleyi aratırsa size direkt bilgi geliyor. Arayüzümüz bu şekilde görmüş olduğunuz gibi her şey var telefonun bilgilerin hepsi burada görüntüleyebiliyorsunuz rahatlıkla. Görmüş olduğunuz gibi uygulamanın nasıl kullanıldığı ve neler yapabildiğinizle ilgili tüm bilgileri verdim. Şöyle düşünün. Şarj durumunu, anlık wi açık mı kapalı mı, e, mobil verisi açık mı kapalı mı bunları görebiliyorsunuz. Mesajlarına erişebiliyorsunuz. Yani bunlar artık sizin kontrolünüz altında oluyor ve bu sayede de siber zorbalığa karşı çocuklarımızı güvende tutabiliyoruz. Dediğim gibi bu tarz uygulamaları genelde şirketlerde kullanabiliyor kendi hani izinli olarak personellerine. Genelde çocuklarımızı kontrol etmek için yapılan yazılımlar oluyor bu tarz uygulamalar ve bunda da Aizi bence çok istikrarlı bir şekilde, stabil bir şekilde çalışıyor onu söyleyeyim. Yani mesela bir fotoğraf çektim ben tabletimde. Anlık olarak 2-3 dakika sonra o fotoğraf benim panelime düşüyor yani kontrol ettiğimiz yere ve ben onu görebiliyorum. Veya bir yazışma yaptım. Bir 5 dakika, 4 dakika sonra direkt o yazışmayı ben kendi kontrol panelimde görebiliyorum. Ya bu tarz olarak istikrarlı ve stabil çalışması da gerçekten güzel. Uygulama ücretli zaten onu biliyorsunuzdur ki web siteye girdiğinizde de artık uygulama fiyatlarını da göreceksiniz. Onlar değişkenlik gösterdiği için videoda bahsetmiyorum. Siz de iZi yazılımıyla çocuğunuzu kontrol altına alabilirsiniz. Son olarak uygulamaya da değineyim. iZi'nin bir de uygulaması bulunuyor. App Store veya Google Play'den indiriyorsunuz. Her telefonunuzda bu arada çalışıyor. Android, iPhone, iOS bütün işletim sistemlerinde hem yazılımı hem de uygulamasını kullanabiliyorsunuz rahatlıkla. Uygulamasında da gene bu tarz ayarlar bulunuyor ama farklı böyle 4-5 tane seçenek bulunuyor. Tam erişiminiz olmuyor mesela ekran kaydedici yani bu yazışmaların kaydedildiği bölümü göremiyorsunuz. Yazılım bölümünde web sitesine giriş sağladığınızda tüm her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Ama uygulamayı kurarken tüm izinleri vermeniz gerekiyor bunları kontrol edebilmek için. Uygulama ile ilgili yorumların varsa yorumlar kısmından bana sorabilirsin istediğin soruyu. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.